Kıymetli izleyenler, şu anda Mado evindeyiz. Mado Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Kambur ile beraberiz. 6 Şubat'ta yapılan asrın felaketinde, depreminde herkes gibi Mado'da canlarını kaybetti, hatıralarını kaybetti, hayallerini enkaz altında bıraktı. Sayın Mehmet Kambur, yaşananla ilgili, süreçle ilgili neler yaptınız, neler yapacaksınız? Bir de sizin ağzından dinlemek istiyoruz. Neler yaptınız, neler yapmadık diye zaten dünyanın en büyük felaketi beraber yaşadık. Çünkü benim birkaç bir çalışanlarım var. Ailemde şehit yok ama yanımda 60 şehidim var. Kaç çalışanınızı kaybettiniz? 60 tane şehidim var. Bunların aileleri, bunların yatacak yeri, kalkacak yeri. Fabrikalar hep hasar gördü. Çarşıdaki mağazalarım bitti. Şu fabrikam tamamen suyları kapandı çünkü zenzel oldu, kaynaklar kayboldu. Şimdi öyle bir hale geldik ki zaten hala ayıkamadık. Rüya gibi görüyoruz. Yoksa biz, Maraş bizim neyimiz? Kanımız. Maraş neyimiz? Bizim canımız. Biz burada doğduk, burada ölürüz. Bizim öyle biz başka bir dünyamız yok. Ama bu insanlar bunu ya anlayamıyor ya göremiyor. Çünkü hepimiz yaşadık bunu. Sadece siz yaşamadınız ki. Biz de beraberiz. Biz de insanız neticede. Biz ayrı bir dünyanın insanı değiliz ki. Biz şehrin dışında yaşamış olsaydık belki farklı düşünürdük. Ama olayın hala içindeyiz. Depremden sonra bir yere gitmediniz değil hala mi? Hala kontrol. Ben, ya İstanbul'da da iş yerim var, aş yerim yürüyorum. Biz az önce bir şey söyledim. Bizim dünyamız Maraş. Sevdamız Maraş. Kanımız Maraş. Canımız Maraş. Bizim her şeyimiz Maraş. Onun için burayı bırakamazsın. Biz hala arabanın içinde burada güvenlikle yatıp kalkıyorum. İnsanlarla beraber yatıp kalkıyorum moral olsun diye. İnsanlara moral olsun. İnsanlar moralini düzenlemem lazım. Tamam cenazeler var, cesetler var. Gayet o. Ama bunlara moral vermem lazım. Yanında olduklarını hissettirmem lazım. Yani sizin yanınızdayım demem lazım ki o çocuklar oyun içine girmesi lazım. Onlar oyunu içine girmesi. Ekonomi de düzelmez zaten. Sadece tamam mı öldü? Demiş, amenna. Bundan sonra hayatı devam ettirmemiz lazım. Hayat bitmiyor, hayat devam ediyor. Bu anlamda. Onun için herkesin üzerinde düşen görevler var. Bunları beraberce yapmamız lazım. Sadece benim senin için, Maraş hepimizin hepimiz. Sadece bir Ahmet, Mehmet, Ahmet değil. Hepimiz, hep beraber mücadele etmemiz lazım. Bir olma zamanı şimdi, bir olma zamanı. Kucaklaşma zamanı şimdi. Geçmişti, geleceği eksildi, yanlıştı, doğru kullanılacağız. Hep beraber bir olma zamanı, bir olup ondan sonra bu şehri kaldıracağız. Bu şehir bizim. Ecdat bu şehri bize emanet etti. Ecdatın emanetlerine sahip çıkmak zorundayız. Her türlü canımızdan, malımıza bak, bütün şeylerimiz gitmiş, şey olmuş. Elhamdülillah canlarımız sağ, yine bu sağ insanlar kalktığı yerden, güçlü yerden kalkacaklar inşallah. Ümidim var, bizim insanımız her şeyi yaparım ama tam bazıları bunu yanlış okuyor, yanlış görüyor falan diye. Ya bunlar bırakın ya, zamanı değil bunu ya. Şimdi cenaze var ya. Şimdi ağlama, birlik olma zamanı, el ele verilme zamanı, yaraları sarma zamanı. Bırakın şimdi dedikodu ya. Şov yapmaya gerek yok ya. Bırakın arkadaşlar. Bir de su üzerinden size eleştirdiler. Bugün yine sordum, kaç gün geldi, daha su, daha çamur akıyor. Tekirdeki tesis. Kanallar kaydı. Ya bu doğal su çünkü. Kaynaktan geliyor. Biz insanı, biz bunun ya da ben kaç tane şimdi yemek dağıtıyorum. Madde evinde biliyorsunuz yemek dağıtıyorum. Babigan'da yemek dağıtıyorum. Şehirde yemek dağıtıyorum. Ahri 350 kilo konteyner kuruyorum şimdi. Konteyner kent kuruyorum abi. 350. Bize düşerim be. Arkadaş bak sorumluluğumuzu biz biliyoruz. Ama kimse sorumluluğun ne olduğunu anlatmasın. Biz onları çok iyi biliyoruz. Biz az önce söyledim. Bizim her şeyimiz Maraş'ta. Kanımız canımız. Ama fakat insan az önce gibi ya dışarıdan şov yapıyor adam böyle. Şehirde bir taşı yok adamın. Şehirde bir çivisi yok adamın. Ama bunu adam kendi kendine bak şov yapmaya çalışıyor. Neredesin? Buradayım ya. Mehmet Bey sizi en çok eleştirenler depremi yaşamayanlar, ya enkaz çalışmasına katılmayanlar, dışarıda adam. Trabzon Caddesi'nin tozunu yutmayanlar, kamerayı eline aldılar, eleştirmeye başladılar. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Daha hala enkaz topluyoruz. Daha dükkanın kalıntıları topluyoruz. Daha bakın buralarda hep beraber kalıntıları topluyoruz. İçeride hasat dolu. Fabrikanın eksi çöktü.
İmalathane de çöktü. Ya çöktü. Böyle çarşıda bitti. Ya adam demiyor ki senin ne kaybın var, kaç kaybın var. Sen yurt dışına ihraç edeceksin. Bunların ne oldu? Diyor. Hamur burada ya. Hamur, ölüsü de burada, dirisi de burada. Sen, hamur nerede? Sen neredesin? Ben buradayım. Sen neredesin? Ben buradayım. Ağzını yeşerim. Bizim için Maraş her şeyimiz var. Tek söyleyecek laf var. Kanımızda, canımızda Maraş. Peki, teşekkür ederim Mehmet Bey. Geçmiş olsun.